Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz make-up artist Sayın Ece Uzun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle Ece Uzun'u tanıyabilir miyiz? Dediğiniz gibi adım Ece Uzun, makyaj artistiyim. 2017'de liseden hemşire olarak mezun oldum aslında. Daha sonra bu mesleğin beni yansıtmadığını ve orada mutlu olmadığımı fark ettim. Ailem de her gün mutsuz olacağını, mutlu olacağım bir işi yap dediler bana. O yüzden bu sektöre atıldım ve üniversiteye gittim. Saç bakım ve güzellik hizmetleri bölümünü okudum. Hem cilt alanında hem saç alanında birçok alanda kendimi geliştirmiş oldum ama ben makyaja yönelmeyi tercih ettim. Ve o şekilde ilerledim. Şu anda da her gün yeni bir şeyler üretiyorum, yeni videolar çekiyorum, yeni makyajlar deniyorum. Hatta yoğunlukla sanatsal makyajlar üzerinde çalışıyorum şu anda ve tamamen yaratıcılık üzerine. Bu şekilde ilerliyor. Evet, sanatsal makyajla uğraşmaktasınız. Evet, öyle. Sanatsal makyajı bize detaylandırır mısınız biraz? Ben biraz daha böyle sanatsal, fantastik makyaj ve bu tarz şeylerle ilgileniyorum. Biraz daha yaratıcılık istiyor tabii ki. Makyaj yetenek de gerektiriyor, eğitim de gerektiriyor tabii ki. Şöyle ki biz biraz daha böyle yani sıra dışı makyajlar, işte mesela savaşçı bir kadın ya da işte bir şeytan makyajı, ya da böyle çok farklı kendi ürettiğimiz makyajlar, daha farklı renkler, daha farklı tonlar, esrarengiz şeyler. Mesela ben boynuz yapıyorum bir makyaj için ve onu kendim yapıyorum. Bunlar yaratıcılık istiyor. Ben bu alanla şu an daha çok uğraşıyorum. Çünkü insanların dikkatini çekmek çok önemli ve insanların beğenisini kazanmak da çok zor. Ve bu tarz makyajlar insanlara daha farklı geliyor ve daha çok beğenilerini kazanıyor açıkçası. Hani sıra dışı olduğu için artık rutin makyajı herkesin gözü alıştı. İşte bunda bir şey yok, ben de yaparım. Genel olarak böyle şeyler duyuyoruz. Ama sanatsal makyajda gerçekten çok fazla emek veriyoruz. Bazen yani 6 saat, 7 saat, bazen 10 saati buluyor. Yani ayakta saatlerce onunla uğraşıyoruz ve malzemelerini bile kendimiz yapıyoruz. Maalesef Türkiye bu fake makyajlar ürünleri konusunda çok yetersiz. Yani çoğu yurt dışında tabii ki mevcut ama getirmek, bunları almak ya bir tanıdığınız olacak ya da işte başka farklı sitelerden ne kadar güvenebilirseniz sipariş veriyorsunuz. Ama Türkiye gerçekten bu konuda çok yetersiz. Yani en azından belli makyaj malzemelerini şey edebilirsek, tedarik edebilirsek bizim için çok iyi olur. Fakat zorlanıyoruz yani bu konuda. Evet. Makyajın bir sanat olduğuna inananlardansınız. Aynen öyleyse. Öyle. Peki, kaç çeşit makyaj vardır? Bize biraz bilgi verir misiniz bu konuda? Yani çok fazla çeşidi var. Gelin makyajı var, sanatsal makyaj var, fantastik makyaj, tiyatro makyajı. Yani biz birçok alanda çalışıyoruz ve birçok alanda kendimizi gösterebiliyoruz aslında. Hani perde arkasındayız ama bizim yaptığımız işler perde önünde oluyor genelde. Yani birçok alanda kendimizi gösterebiliyoruz. Evet. Peki, en çok tercih kimlerden geliyor? Ya gelin makyajında çok fazla tercih var açıkçası. Çünkü gerçekten gelin makyajı çok büyük bir profesyonellik istiyor. Yani eskiden kuaförlerde daha çok yoğunlukla yapılmış. Tabii şu an çok profesyonel çalışan kuaförler de var. Ama yani gelin makyajı gerçekten büyük bir incelik ve büyük bir sanat istiyor bence. Çünkü yani bir gelinin makyajının kesinlikle düğün boyunca akmaması gerek. Ve biz de buna yönelik ürünler kullanarak profesyonel bir şekilde makyajımızı tamamlıyoruz. Böyle ilerliyor yani. Evet. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ürün dediniz. Şimdi makyaj yapmak bir sanat. Ama bu sanatı destekleyen de ürünler değil tabii mi? Tabii ki. Profesyonel ürünler. Peki ne tür ürünler tercih ediyorsunuz? Genelde biz yani gelin makyajlarında suya dayanıklı waterproof dediğimiz ürünler var. Bunları tercih ediyoruz. Çünkü terleme oluyor genelde. Çünkü o kıyafetin içinde, o gelinliğin içinde yoğun bir terleme
oluyor ya da mesela geline herhangi bir şey değdiğinde ya da yüzüne bir şey sürdüğünde şey olmaması adına biz genelde waterproof ürünler tercih ediyoruz ya da daha böyle sabitleyici ürünler tercih ediyoruz. Sabitleme spreyleri tercih ediyoruz. Bu şekilde makyajları tüm gün boyunca, düğünleri boyunca bozulmamış oluyor. Evet. Biraz önce de söylediğiniz gibi birçok makyaj çeşidi var, birçok makyaj türü var. Ama maalesef hayatımıza salgın girdiğinden beri makyajı da istediğimiz gibi yapamıyoruz değil maalesef mi? Evet. Yani sadece göz kısmımız görünüyor şu anda. Rujlar artık bir tarafa atıldı. Yani evet maalesef böyle. Hani maskelere makyajlar çıkıyor sürekli ve bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Ama işte biz de daha çok göz makyajına ağırlık vermeye çalışıyoruz. Çünkü şuradan yukarısı görünmediği için. Evet. Bu şekilde yani maalesef. Evet. Peki istenildiği takdirde yerinde hizmet veriyor musunuz? Evet tabii ki. Yani biz freelance çalışıyoruz zaten genel olarak. Hani bir kuruma bağlı değilsek freelance çalışıyoruz. Çağrılan otele ya da alana işte kır düğünü oluyor oradaki gelinin odasına bu şekilde hizmet veriyoruz. Evet, biraz makyaj tiyoları verebilir misiniz bize? Verebilirim tabii ki. Yani öncelikle kesinlikle bir bayanın günlük makyajı bilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten makyaj bizim hayatımızın her yerinde kadınlar olarak. O yüzden yani ben şöyle söyleyeyim, rimeli sürmek çok önemli ve gerçekten bronzer ya da allık sürmek bilinmiyorsa eğer, hani videolar izleyerek ya da böyle bazı taktikler var onları kullanarak öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten yanlış allık sürümü ve bronzer sürümü çok kötü bir görünüm veriyor, karşıya çok kötü bir izlenim veriyor. Mesela ben dışarıda birini gördüğüm zaman böyle yanlış sürmüş birine tabii belki meslekten kaynaklıdır ama çok rahatsız oluyorum. Gözüme batıyor sürekli gözüm oraya kayıyor mesela. Ya tabii ki makyajın ufak tefek bir sürü videoları var böyle daha kolay eyeliner çekme yöntemleri işte rimeli taşırmadan sürme yöntemi. Ama genel olarak yani böyle eğer çok makyaj yapılma bilinmiyorsa mesela basit bir kahve tonlarında, nude tonlarında bir far böyle dağıtılıp güzel bir rimel sürülüp, ruj sürülüp kullanılabilir. Ve kapatıcı dediğimiz ürünleri, çok göz çevresi mor olan insanlar, daha çok ten renginden biraz daha koyu kullanıp üstüne daha açık kullanırlarsa daha iyi olur tabii ki. Evet, bunlar makyaj tiyoları. Bir de siz tabii şimdi her yüz tipini tanıdığınız için evet. En uygun olan, makyaja en uygun olan oval yüz. Evet, öyle. İşte bizler yüzümüzü oval yüz yapabilmek için o kontürleri nasıl kullanabiliriz? Şöyle, aslında stick kontür kullanmak hepsinden daha basit. Yani böyle kalıp gibi oluyor zaten, böyle sürme şeklinde. Stick fondöten diyoruz ona zaten. Stick fondöten kullanarak yüzünüzün arka planda bulundurmak istediğiniz kısımlarını gölgelendirerek yani daha koyu, teninizden çok daha koyu bir ton kullanarak üstte göstermek istediğiniz kısımları da aydınlık bir renk kullanarak o şekilde hani aydınlık ve gölgelendirme olarak şey yapabilirsiniz. Bu şekilde oval yüz haline getirebilirsiniz. Evet. Peki mesleğinize dair hedefleriniz neler? Mesleğime dair hedeflerim tabii ki de çok yani en azından bu bizim Türkiye'de yani ülkemizde maalesef işte şey diye bakıyorlar. Mesela ben bu mesleği ilk okuyacağım zamanlarda işte bunun üniversitesi mi olur? İşte bu çok basit. Sen sağlık gibi işte garanti bir mesleği bırakıp neden böyle bir şeye geçtin? İşte bazı şeyler söylüyorlardı sürekli böyle işte niye bunu bıraktın? İşte bu kadar sağlam bir meslek varken neden böyle basit bir şey yapıyorsun? Yani makyaj sanatçılığı basit bir şey değil. İnsanlar bunu bu şekilde görüyorlar maalesef. Ama benim en büyük hedefim insanların bunu basit bir şey değil de ne kadar zor bir şey olduğunu anlamalarını sağlamak. Bunun bir meslek olduğunu ve gerçekten çok önemli bir meslek olduğunu insanlara göstermek istiyorum. Peki son olarak izleyicilerimize ne gibi tavsiyelerde
önerilerde bulunursunuz? Neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, bir makyaj için sağlıklı bir cilt çok önemli. İlk başta cildinize bakmaya başlamalısınız. Yani işte gözenek olduğu zaman cildinizde fondöten düzgün durmaz ya da işte sivilceniz vardır, düzgün durmaz. Önce cildinizden başlamanız gerekiyor. Cilt tipinize uygun, gerekirse bir dermatologla görüşerek ve cilt tipinize uygun ürünler kullanarak ilk başta cildinizi düzeltmeniz gerekiyor. Ve cildi nemlendirmek, nemli tutmak çok çok önemli. Biz makyajda en önem verdiğimiz şey cildin nemli, neme doymuş olması. Zaten makyaja başlamadan önce cildi iyice neme doyuruyoruz. Maskeler yapıyoruz, nemlendiriciler kullanıyoruz. Ve göz çevresinin de kuru olması, farınızın böyle değişik durmasına ya da işte eyelinerınızın daha böyle kırışık durmasına sebep olabilir. Öncelikle kesinlikle cildinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ve makyajı yaptıktan sonra, hani makyajla yatmak kesinlikle çok yanlış bir şey. Ben makyaj yaptıktan sonra gece eve gittiğimde ya da akşam eve gittiğimde kesinlikle cildimi bir güzel temizleyip sonra cilt bakımı yapıyorum. Çünkü biz bunu makyaj temizleyicisiyle sildiğimiz zaman zannediyoruz ki o gidiyor hemen. O temizleniyor, bitiyor. Artık uyuyabiliriz diye düşünüyoruz. Ama o gözeneklerimize doluyor ve oradan çıkarmak için onları bir cilt temizliği yapmamız gerekiyor. Temizleme jelleriyle ya da peelinglerle, cilt tipimize uygun tabii ki. Herkes her peelingi ya da her temizleme jelini kullanamaz. Bu şekilde cildimizi temizlememiz gerekiyor. Yani makyajla uyumak size zarar verir. Hani diyorlar ya makyaj yapmak erken yaşlandırır. İşte çok makyaj yapmak iyi bir şey değil. Sağlıklı bakmazsan cildine, yani onu temizlemezsen, güzelce temiz tutmazsan o zaman tabii ki yaşlandırır yani. Yani temiz tutmak cilde çok önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, make-up artist Sayın Ece Uzun konuğumuz oldu. Hoşçakalın.